Peki hocam, Yesevilik ile Nakşibendilik arasında hep ilişki kurulur biliyorsunuz. Sizin de zaten çalışmanız bu anlamda doktora teziniz hocam Nakşibendilik üzerine. Bu noktaları neler söyleyebiliriz? Nasıl bir ilişki vardır? Ne zaman başlamıştır bu ilişki? Tesir etmiş midir mesela temel görüşler Nakşibendiliğe eğer bir tesir varsa? Evet, şimdi Yesevilikte tabii yüksek sesli zikir vardır, cehri zikir. Buna zikri erre diyorlar. Yesevi dervişleri prensip olarak yüksek sesli zikiri kabul etmişler. Nakşibendilikte ise sessiz zikir vardır, hafi zikir. Ayrıca Yesevilikte halvet dediğimiz 40 günlük inzivaya çekilme uygulaması var. Nefis terbiyesi için az yemek, inzivaya çekilmek, ibadete yoğunlaşmak 40 günlük Yesevilerde vardır. Nakşibendiyelerde ise bu genel prensip olarak kabul edilmemiştir. Halvete çekilmek yoktur. Halvet der encümen demişlerdir. Yani bedenen toplum içinde olalım ama kalbimiz Allah ile yalnız olsun. Ezlerun şev aşina ve zbirun Ha. biganeleş inçonizi barevişken bir Kem babet ender cihan. enenam. Şimdi Nakşibendiyelerde halvet yok. Diğerlerinde var, Yesevilerde var. Nakşibendilerde yüksek sesli zikir yok, Yesevilerde var. Dolayısıyla tasavvufi eğitim konularında, usul, metot konusunda Yesevilerle Nakşilerin biraz farklılıkları var. Ama coğrafya aynı coğrafya, Orta Asya. Nakşibendiler biraz daha Mavera-ün-Nehir, bugünkü Özbekistan tarafında, Buhara, Semerkant, o bölgelerde daha çok yayılmışlar. Yesevilik önce daha kuzeyde başlamış. Bugün Kazakistan'ın güneyinde, Türkistan bölgelerinde başlıyor. Sonra Taşkent, sonra daha aşağıda iniyor. Yani Yeseviler yukarı biraz daha aşağı doğru Mavera-ün-Nehir'e böyle inmeye başlıyorlar. Ve o bölgede yakınlıkları oluyor. Dostlukları oluyor. Bazı Yesevi şeyhleri Nakşibendiler'e geçmiş mesela. Bir Yesevi şeyhi 400 tane müridi varmış. Demek ki kendini eksik hissetti. Halkı irşada ehil hissetmedi bu zat. Gitmiş 400 müridle beraber bir Nakşibendi şeyhine mürid olmuş. Bu Hazini dediğimiz zat 16. yüzyılda Anadolu'ya gelen Orta Asya'da aslında Tacikistan bölgesinden geliyor. Hisar diyorlar. Hem Nakşibendi hem Yesevi. Yani Orta Asya'da özellikle sonraki asırlarda 16. 17. 18. yüzyıllara doğru hem Yesevi hem Nakşi iki tarikata da bağlı olan insanların çok olduğunu görüyoruz. Ha, bu arada yani Yeseviler yüksek sesle zikir yaptığı için bazı alimler yüksek sesle zikir bid'attır diyorlar, hurafedir diyorlar. Alimler eleştiriyorlar Yesevileri. Bu sebeple hatta belki bazı Nakşibendi mensupları da eleştirmiş de olabilir. Dolayısıyla 1800'lü yıllarda, 1700-1800'lü yıllarda 18. yüzyıl diyelim, yüksek sesli zikrin, yani zikri errenin caiz ve uygun olduğunu ispat için Yeseviler çok eser yazmışlar. Mesela Hucetü Zakirin, Lirettil Münkirin, Farsça bir eser. Yani zikredenlerin delili, ispatı. Kime karşı? İnkarcılara karşı, yani yüksek sesli zikir uygun değildir diyenlere karşı kitaplar yazılmış. Yani bir yerde savunma, müdafaa. Yani bizim zikri erremiz caizdir, uygundur anlamında. Bu tabi ulemaya bir yerde cevap mahiyetinde ama yüksek sesli zikir bidat diyenlere karşı belki bir kısım Nakşibendilere cevap da olarak da düşünülebilir. Ama genellikle Yesevilerle Nakşibendiler arasında Orta Asya'da bir dostluk havası görüyoruz. Birbirlerine gidiyorlar, geliyorlar, ziyaret ediyorlar veya dediğim gibi bir şahıs iki tarikata birden intisap edebiliyor, bağlanabiliyor. Bu anlamda Orta Asya'da bunlar kardeş tarikatlar olarak, çünkü Yusuf Hemedan'dan geliyor ikisi de. Yusuf Hemedani'nin bir müridi Abdülhalik Gucduvani, Nakşibendiler oradan gelir. Yusuf Hemedani'nin diğer müridi Ahmet Yesevi, Yeseviler buradan gelir. Yani yukarıda silsile birleşiyor. Bu anlamda Yesevilerle Nakşibendiler arasında genelde olumlu ilişkiler olduğunu, metot farkı olsa bile bir böyle bir rekabet, bir ihtilaf fazla bir şey görmüyoruz.